Bir önceki videoda milattan önce 40 yılında kalmıştık arkadaşlar. Milattan önce 40'ta partlar Roma Cumhuriyeti'nin ya da imparatorluğunun doğu illerinden olan Suriye'yi işgal etmişti. Fakat imparatorluğun doğusunu kontrol eden Marcus Antonius bu duruma hemen müdahale edemedi. Çünkü karısının Octavian'a karşı başlattığı iç savaşta onun yanında olması gerektiği için Brindisi şehrine gitmişti. Sonra karısı ölünce Octavian'la iyi anlaşmaya başladı. Hatta o kadar iyi anlaşıyorlardı ki Oktavya'nın ablası Oktavya ile evlendi. Daha sonra bu ikisi arkadaş oldu ve Roma İmparatorluğunu aralarında bölmeye karar verdiler. Marcus Antonius doğunun kontrolünü elinde tutacak, Oktavyan batıyı kontrol edecekti. Ve Lepidus da zaten biraz dışta tutulan üçüncü kişi olduğundan buradaki bazı güney illerini alacaktı. Şimdi her şey yolunda gibi görünüyor. Ama daha önce de konuştuğumuz gibi, Antonius ile Octavian arasındaki gerginlik hiç geçmiyor. Yani baştan beri durum böyle ve bu videoda bunun çok daha kötüye gittiğini birlikte göreceğiz. Marcus Antonius doğuya geri dönüyor ve Part istilasını planlamaya başlıyor. Sadece Milattan önce 40'ta kaybedilen bölgeyi geri almakla kalmayıp, aynı zamanda 53 yılındaki Krasus'un ölümünün de intikamını almak istiyor. Julius Caesar da aslında bir Pers istilası planlamıştı. Bu noktada şunu hiç unutmayalım. Büyük İskender'in ardından tüm batılı hükümdarların, özellikle de Romalıların Pers ülkesinde gözü vardı. Hepsi de belki Büyük İskender gibi olabilirim diyerek Pers ülkesini ele geçirmek istiyordu. Evet, Marcus Antonius Pers istilasını planlıyor ancak Octavian'dan istediği birlikleri alamıyor. Bu durum aralarındaki gerginliği daha da arttırmaya başlıyor. Ancak Marcus Antonius dünyanın en zengin kadını ve Mısır firavunu olan sevgilisi Kleopatra'ya gidiyor ve diyor ki: "Bana Mısır ordularının bazı birliklerini verebilir misin?" Ve işte böylece Pers ülkesinin işgalini Roma ve Mısır birlikleriyle yapmayı planlıyor. Ancak bu başarısız bir işgal oluyor. İlerlemeye çalışırlarken epeyce gidiyorlar ama bu sırada tedarik hatlarını koruyamıyorlar. Bu nedenle partlar bu tedarik hatlarına saldırıyorlar. Bunlar olurken Ermenistan kralı ya da bazı kaynaklara göre Armenya kralı da bu konuda hiçbir şey yapmıyor ve Marcus Antonius geri çekilmek zorunda kalıyor. Tahmin edersiniz ki bu durum onu çok da mutlu etmiyor. Partlar önce 40'ta bu toprakların hepsini alıyor. 36 yılında ise yani çizelgede burada Part işgaline karşı intikam alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanıyor ve Marcus Antonius Ermenistan kralı tarafından ihanete uğruyor. Bu esnada bir de Lepidus triumvirlikten çıkıyor. Ardından bir miktar toprak almaya çalışıyor ve Octavian ile birlikte Sicilya'da bir valiyi kovalıyorlar. Ancak başarılı olunca Lepidus Sicilya'yı kontrol altına almaya çalışırken Octavian buna karşı çıkıyor ve artık triumvirlikte olmadığını hatırlatıyor. Yani Milattan önce 36'da Octavian Batıdaki iktidarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Lepidus artık yok ve Marcus Antonius Partlara karşı yeni bir utançla yüzleşiyor. Böylece Milattan önce 33'e geliyoruz. Haritada 33 yılı tam burada ve sonunda Antonius Partlardan intikam alabilmek için değil, toprak alabilmek için yeterince kuvvet topluyor. Özellikle Ermenistan Kralından intikam almak istiyor. Ve böylece Marcus Antonius uzun süre sonra ilk galibiyetini elde ediyor ve bunun tadını çıkarmaya çalışıyor. Sonra sevgilisi Kleopatra'nın hüküm sürdüğü İskenderiye'ye geri dönüyor. Burada tıpkı bakın gittim Ermenistan kralına gününü gösterdim dediği büyük bir kutlama yapıyor. Bu kutlama Romalıları bir sürü açıdan kızdırıyor. Birincisi Kleopatra'yı aslında hiç sevmiyorlar. Onu yabancı bir kraliçe olarak görüyorlar. Hatta Julius Caesar'ın sevgilisi olduğunda da onu sevmiyorlardı. Marcus Antonius'un İskenderiye'ye gitmeye karar vermesine ve normalde sadece Roma'da yapılan bu törensel zafer kutlamasını orada yapmasına biraz kızıyorlar ve bu adamın kendini artık Romalı olarak görmediğini düşünmeye başlıyorlar. Oktavya'nın yarasına tuz basan esas olay ise Marcus Antonius'un daha sonradan İskenderiye bağışları olarak bilinecek olan bir konuşması. Bu konuşmada çocuklarını, özellikle Kleopatra'dan olan çocuklarını pek çok doğu ilinin yöneticisi yapıyor. Ancak M.Ö. 33'te yapılan bu konuşmada söylediği en kötü şey, hemen 33'ü burada işaretleyeyim, en kötü şey Kleopatra'nın oğlu olan Sezaryon'u, yani Julius Sezar'dan olan oğlunun Julius Sezar'ın yasal varisi olduğunu ilan etmesi oldu. Octavian tabii bu durumdan hoşlanmadı ve Caesar'ın evlatlık oğlu olduğunu, bu sebeple onun yasal varisi olduğunu belirtti. Kısacası Caesar pek hoşlanmıyordu. Bunu takip eden birkaç yıl için, yani milattan önce 32 ve 33, daha doğrusu 33 ve 32'de zaman çizelgesindeki yani bu dönemde Octavian ve Marcus Antonius arasındaki gerginlik çok daha kötüleşmeye başladı. Birbirlerini açıktan açığa suçluyorlardı meşru otoriteye sahip olmadıklarını iddia ediyorlardı. Yani bir nevi birbirlerinin iktidarını sorguluyorlardı. Bu durum milattan önce 31'de artık tavan yapıyor arkadaşlar. İşte şu yıldayız hemen daire içine alalım. İşte tam burada Aktium Deniz Savaşı gerçekleşiyor. Marcus Antonius ve Kleopatra da bu savaşta birbirlerini bırakmıyorlar ve Octavia'nın güçleri tarafından çevrilmiş durumdalar umut edebilecekleri en iyi şey oradan kaçmak ve Marcus Antonius ve Kleopatra bunu başarıyorlar. Bu savaştan açık ve net şunu anlıyoruz ki her ikisi de sadece kendi hayatlarını ve servetlerini korumakla ilgileniyorlardı. Bu yüzden donanmanın büyük bir kısmını bırakarak İskenderiye'ye sadece 60 tekne ile geri dönüyorlar. Yani donanmanın çoğunu Oktavya'nın güçleriyle çarpışmaları için geride bırakıyorlar. Pek çok tarihçi Aktium Savaşı'nı onların sonu olarak görüyor ve burada da Aktium'daki deniz savaşının bir tasvirini görüyorsunuz. Bundan sonra Kleopatra ve Marcus Antonius için Octavian'la rekabet etmeye gerçekten hiçbir şans kalmıyor ve Octavian Roma Cumhuriyeti'nden Roma İmparatorluğu'na geçerken tek iktidar kaynağı haline geliyor. Antonius ve Kleopatra ise belki de bu durumu çok fark etmediklerinden İskenderiye'ye dönüp komplo kurmaya devam ediyorlar ve Oktavyan'dan nasıl intikam alacaklarını planlamaya başlıyorlar. Oktavyan ise M.Ö. 30'da İskenderiye'de bu ikisine saldırmaya karar veriyor. Ve Antonius, Oktavyan'a karşı son bir kere davranmaya çalışıyor. Ancak Antonius'un askerleri gerçekten savaş havasında değiller. Bu yüzden Antonius saraya geri dönüyor, Kleopatra'yı arıyor. Kleopatra ise hizmetçilerinden birine Antonius'u görecek havada olmadığını, çünkü belki de Antonius'un şu an çılgına dönmüş olduğunu ve onu ya da kendini öldürmek isteyebileceğini söylüyor. Sonra hizmetçisine diyor ki: "Marcus Antonius'a söyle, ben öldüm. Marcus Antonius'u hatırlayın, zaten askerleri onu terk etmiş. Octavian'ı ele geçirmenin hiçbir yolu yok. Tamamen boşlukta ve şimdi sevgilisi Kleopatra da öldü." Bu sebeple kendini defalarca bıçaklıyor. Kleopatra bunu öğrenince Marcus Antonius'u ona getirmelerini istiyor. Çünkü Antonius tahmin edersiniz ki bıçak darbeleriyle hemen anında ölmüyor. E en sonunda Kleopatra'nın kollarında ölüyor. Sonra Octavian'ın emri altındaki kuvvetler Kleopatra'yı ele geçiriyor ancak o da intihar etmek istiyor ya da en azından tarihi kayıtlara göre böyle kayıtlarda en yaygın olarak söylendiğine göre odasına kaçak olarak bir yılan sokuyor, zehirli yılanı kışkırtarak kendini ısırmasına ve ölmesine neden oluyor. Kısacası, Kleopatra ve Marcus Antonius milattan önce 30'da ölüyorlar. Octavian şimdi gerçekten tek iktidar kaynağı oluyor. Tek muhtemel rakibi olan Kleopatra'nın Julius Caesar'dan olan oğlu Caesarion'u öldürüyor. Yani milattan önce 30'da Octavian zafer kazanıyor. Roma'ya geri dönüyor ve iktidarını sağlamlaştırmaya devam ediyor. Milattan önce 27 yılında ise yani Roma İmparatorluğu'nun başlangıcı olarak kabul edilen yılda Oktavyan'a kutsal majesteleri gibi anlamlara gelen Augustus ismi veriliyor. O günden sonra giderek daha 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 fazla güce sahip olarak hükümdarlık sürmeye ve çok 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 uzun yıllar daha iktidarını sağlamlaştırmaya devam ediyor.